Keşke sakalımı da uzatsaydım, yararlı. Ben karşı değilim. Ama tıraş ediyorum. Herhangi bir günah olduğuna da inanmıyorum. Artık bir şeydir. Bırakabilirim, kesebilirim. Bunu kısaltabilirim. Artık bir şey. Tırnak keser gibi bir şey. Allah bana bırakmış bunu. Ama eğer soğuk bir iklimde olsaydı, yüzümü korumam daha bir şey olsaydı, şey derdim. Veyahut eşim razı olsaydı bırakırdım şahsen. Her gün böyle tıraş olmayı sevmiyorum. Vakit harcıyor. Buyurun. Burada başlık şu. Diyor ki, estetik kaş aldırmak. İhsan Hoca tefsir dersi Nisa 119. Ayeti çarpı diyor. Hiç alakası yok. Ve işin sonunda yine kadınlar kötü çıkıyor. Bu sahtekarlar, bunlar sevap kazanıyor. Ve kadınları maalesef, ya Saint Paul'un torunları bunlar. Torunları derken biyolojik değil. Aynı şeyleri, yolunda insanlar, Saint Paul gibi insanlar. O da İsa'nın mesajını aldı, tarif etti. Diyor ki şeytan, ben onlara emredeceğim, onlar da feleyveyyirunne halkallah, fıtratı değiştirecekler. Estetik ya alakalı özel bir ana bilim dalı geliştirirler. Parası olanlar yaşlandıkça oraya girerler. Ne yaparlar? Yüzlerinde Allah Azze ve Celle yaşlandıkça böyle çizikler atar, değil mi? Çizikler. Aynanın karşısına geçince o çizikler onlara ölüyorsun der, ölüyorsun. Ölüme yaklaşıyorsun. Hesaba geliyorsun. Gittiğin yer ahiret, oraya hazırlan der. Ama onlar koşarlar, masaya yatarlar, şu kadar para verirler, gerdirirler yüzlerini, gerdirirler ayaklarını vesaire, uzuvlarını. İşte ben diyor onlara emrederim. Birkaç tane örnek vereyim diyor Cenab-ı Hak. Bununla müdahale etmeyecek. Allah Teala öyle yaratmıştı. Ne zaman müdahale edebilir? Tedavi için müdahale. Ziynet için müdahale edemez. Tedavi olsun diye müdahale eder. Sen buradaki kılları keserken tedavi olarak mı kestin? Ama bazı sakal kesen Bediüzzaman gibi allameler varsa, o İmam Şafii'ül mezhettir. Dolayısıyla kendi iştihadı olarak alacaksınız. Görüyor musunuz? Sahtekar herif. Bir yandan böyle haramdır. Kadın kaşını keserse haram olur. Şeytan işidir. Hadise göre haramdır, dört mezhebe göre de haramdır, bir mezhebin bir kavline göre haram değil. Ama Bediüzzaman bunu yaparsa, tamam, iyi sevaptır. Bu ne? Ayrıcalıklı bir din. Demek ki normal halka göre bir din kural var, onlara haram oluyor kesinlikle. Ama adam müştehit oluyor, müştehit. Sen ona ismi takıyorsun. Niye takıyorsun? Kelle sayıları oluyor, güç. Güce tapan bir adam. Ama Bediüzzaman sayınırsa, eğer hiç izleyeni olmasaydı bu adamın, bu garibanın, eğer böyle şimdi nurcular murcular falan olmasaydı, siyasette, iktisatta böyle güçleri olmasaydı, bu adam der ki bu sapığın tekidir derdi. Dediler de geçmişte. Adam güçlü olmayınca. Bana diyor. Ama yarın müritlerimin sayısı çoğalınca, bu adam da bana katılacak. Bunun gibi münafıklar da katılacak bize. Eğer benim müritler olursa. İnşallah olmaz. Bakmayın Türkiye'de elinde güç yok. Olduğu vakit kesinlikle bu adam. Yani kadının kaşını aldırsın şeytan işidir diyen, şeytanın ta kendisini yapan bu adam, eline iktidar gelse o diğer hadisleri de uygulamaya geçirecektir. Kadınları köpeklerle, domuzlarla, eşeklerle bir tutan anlayış, hadis, sahih hadis bu. Hadis kitaplarında. Bu anlayış kadınları kesinlikle evlere kapatacaktır. Kadınları erkeğin kölesi haline getirecek. Nitekim hadis öyle diyor. Eğer Allah, haşa Allah'tan başka ibadet edilmesi eğer mümkün olsaydı, kadının erkeğine ibadet etmesinin köle olmasını emrederdim diyor, haşa. Kadın, erkeğin vücudu irinle kaplı olsa ve kadın onu yalasa bile erkeğin hakkını ödeyemez diye bir sahih hadis var. Bunlar işte şirk dininin şeyleri, onun için Allah adına şimdi haram uyduruyor. Şeytanın ta kendisi. Şeytan yapıyor bunu. Kur'an'da diyor Allah adına haram uyduranlar şeytanın izleyicileridir. Şeyatin el insi vel cinni. İnsanlardan ve cinlerden, görünmeyenlerden şeytanlar. Bu görünen şeytan oluyor. Çünkü Allah adına hüküm koyuyor, uyduruyor.
Hani bu benim şeyimdir çünkü o tağut oluyor. Ama insanlar danışma yoluyla kendileri hüküm çıkarabilirler Allah'ındır demeden. Yarın o hüküm uygun olmaz onu değiştirirler. Aha bu normal. Ama Allah'ın hükmüdür diye birisi, bir sahtekar bir hüküm uyduruyor. Haram veyahut da emir. İşte Allah'ındır diyor ve herkese dayatıyor hem de yüzyıllarca. Bu zulümdür, bu haksızlıktır, bu realiteyle çelişmedir. Çünkü zarar verdiği ortaya çıksa bile insanlar onu uygulamaya devam ediyor din diye. Bu hakka karşı çıkmadır. Aradaki farkı üzerinde düşünün. Ama çok ilginç, bir bakıyorsun ki Allah adına mezhepler, şeriatler, dinler uyduran Sünnilik dini, Şiilik dini ve bunların mezhepleri ve tarikatları, bir sürü kurallar, haramlar, emirler, formaliteler, sevaplar, müstehaplar uydurmuşlar bunlar. Yani bunlar tağut. Kur'an'a göre Allah adına bunu şey ettikleri için. Bunlara bakıyorsun tağut, danışma yoluyla Allah'ın emrine uyarak, emrum şura beynehum, danışma yoluyla belli kanunlar, yasalar çıkaranlara tağut diyor. Tağutun ta kendisi, haddini aşıp ilahlık iddia eden bu din adamları ve onlarla koalisyon halinde olan dini istismar eden politikacılar Allah adına dayatıyorlar kendi şeylerini. Kendileri tağutun ta kendisi Kur'an'ın şeyine göre. Bir bakıyorsun bu tağut Allah ile kandırıyor. Allah'ın emrine uyarak gerçekleri değerlendirip halkın isteklerini, menfaatleri doğrultusunda yasalar çıkaranlara tağut diyebiliyor. Bu, selefilerin durumu bu. Allah'ın onaylamadığı bir sürü şeriatleri şey diyorlar, izliyorlar, bir sürü uyduruk hükümleri, hadisler yoluyla Muhammed Peygamber'den 200-300 sene sonra uydurulan hükümleri falan Allah'a haşa yakıştırıyorlar, peygambere yakıştırıyorlar, mezhep hükümleri falan. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan halkın seçtiklerinin, halkın yararına çıkardığı yasalar, tağutun yasaları diyebiliyorlar. Mesela trafik yasası falan. Şeytanın ta kendisi. Çünkü tersine çarpıtıyor olayı. Allah'ın onayladığı bir şeyi, haşa Allah'ın onaylamadığını iddia ediyor. Allah'ın reddettiği, en büyük günah olarak suçladığı işi yapıyor. Onu bir erdemlik olarak, sanki Müslümanlık olarak sunuyor size. Bu da onlardan. İşte İslam ümmetinin felakete, rezalete, her türlü zulme, tarih boyunca bir sürü insan öldürüldü bunlar tarafından. Mürted dediler öldürdüler işte. Peygamber'e hakaret etti diye öldürdüler bir sürü. Susturdular, zulmettiler. Düşünme, insanların düşünmesini engellediler. Soru soranları dövdüler, öldürdüler bunlar ya. Zalimlerin ta kendisi bunlar. Allah bunlara iktidar vermesin ama meydanı bulmuşlar, vaaz ediyorlar, kafasına bir şey koyuyor, üstüne bir şey, böyle süslü müslü şeyler etrafa, tamam, bazen böyle üzerine bir cübbe falan giyiyor böyle, tam böyle papa gibi. Niye böyle yapıyorlar biliyor musun? Bakıyorlar ki muhatap salak, muhatabı salaklaştırmışlar zaman içerisinde, çocukluktan beri salaklaştırıyorlar sizi. Yani aranızda zeki olanlar var. Çoğunuz doğarken zeki, fıtrat ölere doğru. Ama fıtratınızı değiştirmeye çalışanlar bunlar. Sizi sorgulayan çocuklar olarak yetiştirmek yerine baba ne derse, hoca ne derse, din adamı ne derse onları böyle ezberleyen, kabul eden, sorgulamayan böyleyse beyninizi böyle çelikten bir kutuya sokuyorlar. Gelişemiyor beynin. Onun için özgürlüğünü ilan et, beynini kurtar, çatlat, yırt. Yık o duvarları, bunların ördüğü dogmaları, hepsini reddet, beni de reddet, beni izle demiyorum ki güzel kardeşim, sadece düşün, düşünürsen, düşünmekten korkmazsan birçok sorun gördüğün şey, karma karışık gördüğün şey düzelecektir, inan ki. İlk başta biraz sıkıntı çekeceksin. Hani bir adam diyelim ki yürümesi engellenmiş çocukluktan beri, ayakları cılız kalmış. Ben yürüyemem diyor artık sürekli. Yürüyemem oturmuşsun. Ve o kalkamıyor da bağlamışlar şeye. Ben yürüyemem diyor. Hakikaten bak ayaklarım cılız. Ve inandırmışlar. Tekrarla demişler. Benim ayaklarım beni taşıyamaz. Ve böyle inandırılmış. Ve zaten yürümediği için de ayakları hakikaten iyice cılızlaşıyor. Çünkü yürümekle kaslar gelişiyor.
Yani self-fulfilling prophecy olmuş. Onun için bu şeye yavaş yavaş girmeye düşeceksin biraz. Edip bizim kafamız karışıyor, sen kafamızı karışın, din de kalmadın. Olsun. Kafa karışıklığı çok önemli. Başlangıç. Felsefenin, hikmetin, gerçeği bulmanın başı. Böyle ortamlarda yetişmişsen kafa karışıklığı olacaktır. Çünkü o dogmalar seni bağlamış, hepsini tek tek koparacaksın ve kendi ayağın üzerinde, iki ayağın üzerinde duracaksın, ayaklar cılız. O beynini çok kullanmamışsın. Ama kısa süre zarfında bakacaksın ki daha önce kafan karışık tıran şeylerin çok basit olduğunu öğreneceksin. Benim sözlerimi anlayamıyorsan bazılarını, bu ondandır. Halbuki söylediklerim çok basit. Ve Amerikalılar bunu tartışınca onların dini olmadığı için gayet normal görüyorlar. Aha! Hristiyanlıkla ilgili size anlatırlarsa mesela üçleme ya saçma bir şey ya. Hem Allah, hem Allah'ın oğlu, hem de Allah'ın ruhu aynı zamanda nasıl olur? Hem birbirine eşit olur, hem birbirine farklı olur. Bir insan, yaratılmış bir insan nasıl aynı zamanda Allah olur? Allah yaratılmamıştır. Bu yaratılmış. Hem Allah hem insan olamaz. Çelişki. Bunu kavrayabiliyorsun. Ama gel bunu çocukluktan beri bu hurafelerle yetişmiş imanlı bir Hristiyan'a anlat. Mümkün değil. Kafası karışır. Anlamıyorum der. Tekrarlamaya çalışır. Ezbercilmeye çalışır ve seni işte dinini çalmaya çalışan şeytan deccal olarak görmeye çalışır. Antikrist olarak görür. Sen de aynı şey. Dinleyelim bu İhsan Şen Ocak diye bir adam. Bu adam bir ara mangalda kül bıraktı. Ben onları 10 dakikada yiyip bitireceğim. Onlar dayanamazlar bize. Ehl-i Sünnet'i de mağdur durumuna düştü. Eskiden biz güya onlara zulmetmişiz. Tam tersi. Ehl-i Sünnet sürekli güçlüden yana olmuş. Krallardan, şeytani halifelerden, sultanlardan yana olmuş. Yani tarihi de bir anda çarpıttı. Bu bir sürü bizim gibi insanları katletmiş bunun söyledikleri o sünniler. Mağdur havalarına giriyor. İnanamıyorum ya. Yani sınıfın boğası herkesi döven çocuk diyor ben mağdurum. Neyse şimdi ondan sonra meydan okuyor. Ben de safsa, ben de çok saf adamım, inanıyorum. Dürüsttür bu adam diyorum. Bak işte demek ki din adamları arasında böyle tartışmak isteyen, korkmadan böyle samimiyetle tartışmak isteyen adam var. Hani Fethullah hiç tartışamaz. Karşısında benim gibi bir adamı muhalif olarak alıp tartıştığını gördünüz mü? Veyahut da Nihat adındaki adam. Nihat Hatipoğlu adındaki cübbeli adam falan. Yok. Bunlar çünkü. Ama bu adam böyle çıkınca ortaya dedim ki bir dürüst bir adam. En azından bir dürüst adam var sünnilerin arasından. Şöyle imam olarak böyle kellifelli kafasında sarık vardır. Üzerine böyle papaz gibi bir cübbe giyiyor falan böyle hoş. Ne yaptın? Bir gün sonra hayal kırıklığına uğradım. Meğerse beni izleyenlerden birisi Ankara İlahiyat Fakültesi'ne bunun geldiğini görmüş. Ona gitmiş, benim şeyi davetimi iletmiş ona işte edip videoyu yanladı, seninle tartışmaya hazır edeyim. Olmaz, o bana denk değil, onun ilmi yok. Ne hadis bilir, ne ayet bilir falan diye. Yalandan işte sahtekarlıkla şey etmeye çalışıyor, geçiştirmeye çalışıyor. İşte ortaya çıktı demek ki samimi değil. Samimiyetsizliğini buradan da okuyacaksınız. Kadınlar şeytan oluyor kaşlarını kıllarını aldığı için. Ama bu bizim adam çember sakalını düzeltecek. Saçlarını kısaltabiliyor, sakalını kesebiliyor, koltuk altlarını tıraş edebiliyor. Allah'ın yarattığı değişmiyor. Tabii Allah'ın yarattığını da yanlış çarpıtıyor Allah'ın halkını. Halbuki orada şeytanın Allah adına insanlara kurallar koyması. İşte ineklerin kulaklarını keserseniz işte helal olur. Ve şöyle yaparsanız böyle olur. Hani Mekke müşrikleri Allah adına böyle haramlar, helaller koydukları için Allah onları eleştiriyor. Onun için hüküm sadece Allah'ındır. Allah adına onların oluşturdukları şeriatleri Kur'an reddediyor. Mesela 42. surenin sanıyorum 21. ayeti. Şimdi bu böyle olunca yani Allah adına dedi herkes buna uyuyor. Bu sefer saçma sapan iş yapabiliyorlar. Yoksa Allah'ın yarattığını değiştirme şeklinde teknolojiyle böyle bir sürü değişiklik yapıyoruz. Ama Allah böyle emretti, bunun için herkes yapmalı şeklinde diyemeyiz. Bir de Allah'ın halkı sadece biçim değil, vücut değil. Mesela birçok insan
ve tini ve zeytuni ve turi sinin, Kur'an'ın son tarafında geçen sureyi şey diyorlar, yanlış anlıyorlar. Bunun gibi imamlar yanlış çarpıtıyorlar. Hani lekad kalaknel insane fi ahsani takvim, insanı en iyi kıvamda, en iyi biçimde, şekilde yarattık şey var. Biçim şekil derken biçim olarak anlamayın. En iyi nedir, bir dizaynla yarattık. Burada insanın şeyine, düşüncesine, insanın zihni yeteneğine dikkat çekiliyor. Çünkü iman etmeyenler, inkar ve şirk içerisinde inkar edenler, mesela Sünniler, Şiiler, Katolikler falan, bunlar esfel-i safiline iniyor. Esfel-i safiline en aşağılığa nasıl iniyor? Vücutları böyle hastalanıp cılız mılız böyle etli kemik deri mi oluyor? Yok. Zihinsel olarak ihanet ediyorlar beyinlerine. Böylece Allah'ın yarattığı beyin, düşünme fakültelerine ihanet ettikleri için esfel-i safiline iniyorlar. Yani orada خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسِنِ تَقُمْ insanın en güzel yaratılışı şey değil. Yoksa en güçlü yaratık değildir, en hızlı koşan da değil, en çok havaya zıplayan da değildir, en uzun yaşayan da değildir insan vücudu. Birçok yönü mükemmel bir makine ama bir sürü zaafları var, arızaları var. Koşarsın, terlersin, nefes nefese kalırsın. Ufacık bir virüs gelir vücuduna, hasta düşürür seni. Kusarsın. Niye yani? Hasta olursun, ölürsün, çürürsün. Bu mu? Yani Allah'ın kastettiği bu değil. Zaten ayetin devamı çok açık bir şey. Buyurun. Burada başlık şu. Diyor ki estetik, kaş aldırmak. İhsan Hoca tefsir dersi Nisa 119. Ayeti çarpıtıyor. Hiç alakası yok. Ve işin sonunda yine kadınlar kötü çıkıyor. Bu sahtekarlar, bunlar sevap kazanıyor. Ve kadınları maalesef, ya Saint Paul'un torunları bunlar. Torunları derken biyolojik değil. Aynı şeyleri, yolunda insanlar, Saint Paul gibi insanlar. O da İsa'nın mesajını aldı, tarif etti. Diyor ki şeytan, ben onlara emredeceğim, onlar da feleyveyyirunne halkallah, fıtratı değiştirecekler. Estetik ya alakalı özel bir ana bilim dalı geliştirirler. Parası olanlar yaşlandıkça oraya girerler. Ne yaparlar? Yüzlerinde Allah Azze ve Celle yaşlandıkça böyle çizikler atar, değil mi? Çizikler. Aynanın karşısına geçince o çizikler onlara ölüyorsun der, ölüyorsun. Ölüme yaklaşıyorsun. Hesaba geliyorsun. Gittiğin yer ahiret, oraya hazırlan der. Ama onlar koşarlar, masaya yatarlar, şu kadar para verirler, gerdirirler yüzlerini, gerdirirler ayaklarını vesaire, uzuvlarını. İşte ben diyor onlara emrederim. Birkaç tane örnek vereyim diyor. Saçına canım. Sakalına kına yapabilirsin erkekler. O gizlemek olmuyor. Hani beyaz ışıklar var ya, şey bildiren işte, ölüme yaklaşıyorsun diye beyaz beyaz yanan şeyler. Erkeğe oluyor. Ama kadın olunca olmuyor. Ya ben bu tür estetik ameliyatların karşısındayım şahsen. Ama birisi yapıyorsa ben onu, o kişinin kendi şeyi aslında zarar veriyor kendisine. Çünkü o botoks yoluyla falan filan vücuduna zehir koyuyor. Bir şeyin işareti, bir gerçekten de gerçeğin kabul etmeyen bir insanın zaafını gösteriyor. Sonunda zarar ediyorlar. Yani bu dünyada büyük bir zararı var. Ama Kur'an'da ayette kastedilen o değil. Kadının kaşını biraz sonra şey olacak, şeytan işi olacak kadınların kaşlarını aldırması. Ama bu koltuk altlarını kaldırıyor. Biraz sonra yüzüne bakıyorsun, yanaklarına da bakacağız. Bak. Şeytanın o dünyada nasıl hakim olduğunu. Bak yüzüne bakın. Bak dünyada. Burada nasıl hiç kıl yok. Normallara erkeklerin kıl. Böyle bir çizgi mi olur? Aşüftelerine vesairelerine bakın. 60 yaşına geldi. Şu yüzüne bakın. Gördünüz mü? Bunların çoğu yüzlerini, buradaki kılları keserler. Hem de daha fazla kıl keserler. Kadınların burada birkaç tane kıl vardır. Ama burada düzinelerce, hatta yüzlerce kıl vardır. Kadın 10 tane şeytani iş yapıyorsa
Bunları her yanakta 100 tane şeytan iş, 200 şeytan iş yapıyor. Ya Allah'ım ya Rabbim, ne konuşuyoruz ya? Kılcı tüycü. Bunlar sakalı şerif diye kıl öpüyorlar, kıla tapıyorlar. Tapma budur. Nedir yani? Sayı gösteriyorsun. Ya tapma kelimesi sanki illa kafanı yere vuracaksın. Yok. Bunlar işte şirk dininin şeyleri, onun için Allah adına şimdi haram uyduruyor. Şeytanın ta kendisi. Şeytan yapıyor bunu. Kur'an'da diyor. Allah adına haram uyduranlar şeytanın izleyicileridir. Şeyatin el insi vel cinni. İnsanlardan ve cinlerden, görünmeyenlerden şeytanlar. Bu görünen şeytan oluyor. Çünkü Allah adına hüküm koyuyor, uyduruyor. Hani bu benim şeyimdir, çünkü o tağut oluyor. Ama insanlar danışma yoluyla kendileri hüküm çıkarabilirler. Allah'ındır demeden. Yarın o hüküm uygun olmaz, onu değiştirirler. Aha, bu normal. Ama Allah'ın hükmüdür diye birisi, bir sahtekar, bir hüküm uyduruyor. Haram veyahut da emir. İşte Allah'ındır diyor ve herkese dayatıyor, hem de yüzyıllarca. Bu zulümdür, bu haksızlıktır, bu realiteyle çelişmedir. Çünkü zarar verdiği ortaya çıksa bile insanlar onu uygulamaya devam ediyor din diye. Bu hakka karşı çıkmadır. Aradaki farkı üzerinde düşünün. Ama çok ilginç, bir bakıyorsun ki Allah adına mezhepler, şeriatler, dinler uyduran Sünnilik dini, Şiilik dini ve bunların mezhepleri ve tarikatları, bir sürü kurallar, haramlar, emirler, formaliteler, sevaplar, müstehaplar uydurmuşlar bunlar. Yani bunlar tağut. Kur'an'a göre Allah adına bunu şey ettikleri için. Bunlara bakıyorsun, tağut. Danışma yoluyla Allah'ın emrine uyarak, emrum şura beynehum. Danışma yoluyla belli kanunlar, yasalar çıkaranlara tağut diyor. Tağutun ta kendisi, haddini aşıp ilahlık iddia eden bu din adamları ve onlarla koalisyon halinde olan, dini istismar eden politikacılar Allah adına dayatıyorlar kendi şeylerini. Kendileri tağutun ta kendisi Kur'an'ın şeyine göre. Bir bakıyorsun, bu tağut Allah ile kandırıyor. Allah'ın emrine uyarak gerçekleri değerlendirip halkın isteklerini, menfaatleri doğrultusunda yasalar çıkaranlara tağut diyebiliyor. Bu selefilerin durumu bu. Allah'ın onaylamadığı bir sürü şeriatleri şey diyorlar, izliyorlar. Bir sürü uyduruk hükümleri, hadisler yoluyla Muhammed Peygamber'den 200-300 sene sonra uydurulan hükümleri falan Allah'a haşa yakıştırıyorlar, peygambere yakıştırıyorlar. Mezhep hükümleri falan. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan halkın seçtiklerinin, halkın yararına çıkardığı yasalar, tağutun yasaları diyebiliyorlar. Mesela trafik yasası falan. Şeytanın ta kendisi. Çünkü tersine çarpıtıyor olayı. Allah'ın onayladığı bir şeyi haşa Allah'ın onaylamadığını iddia ediyor. Allah'ın reddettiği, en büyük günah olarak suçladığı işi yapıyor. Onu bir erdemlik olarak, sanki Müslümanlık olarak sunuyor size. Bu da onlardan birisi. 70 yaşına geldi, hala estetikle meşgul oluyorlar. İşte bu da haramdır, bu şeytanın emridir, değil mi? Şeytanın emridir. Şimdi bir kadın... Kadın! Erkek. Kafayı kadına takmışlar, zalim herifler. Yeter kadınların bunlardan çektiği ya. Düşünün, bunlar iktidara geldiği vakit sürekli kadına zulmederler. İran'da kadınların çektiğini bir bilseniz. Ne zulümler. Afganistan'da kadınların. Bunlar 9 yaşında, 6 yaşında çocuklarla evlenmeye başladılar. Bu hacı dedeler, hoca efendiler. Suudi Arabistan'da kadınlar ya. Kadın araba bile sürüyor. Demiyor ya. Böylesine zulüm. Çuvala, poşete, siyah poşete sokuluyor. Yüzü bile kapatılıyor. Kimliği bile elinden alınıyor. Bakmayın Türkiye'de elinde güç yok olduğu vakit kesinlikle bu adam, yani kadının kaşını aldırsın şeytan işidir diyen, şeytanın ta kendisini yapan bu adam, eline iktidar gelse o diğer hadisleri de uygulamaya geçirecektir. Kadınları köpeklerle, domuzlarla, eşeklerle bir tutan anlayış, hadis, sahih hadis bu, hadis kitaplarında. Bu anlayış kadınları kesinlikle evlere kapatacaktır. Kadınları erkeğin kölesi haline getirecek. Nitekim hadis öyle diyor. Eğer Allah, haşa Allah'tan başka ibadet edilmesi
eğer mümkün olsaydı kadının erkeğine ibadet etmesini, köle olmasını emrederdim diyor, haşa. Kadın erkeğin vücudu irinle kaplı olsa ve kadın onu yalasa bile erkeğin hakkını ödeyemez diye bir sahih hadis var. Bununla müdahale etmeyecek. Allah Teala öyle yaratmıştı. Ne zaman müdahale edebilir? Tedavi için müdahale. Ziynet için müdahale edemez. Tedavi olsun diye müdahale eder. Sen buradaki kılları keserken tedavi olarak mı kes? Sakalımı da uzatsa değil mi yararlı? Ben karşı değilim. Ama tıraş ediyorum. Herhangi bir günah olduğuna da inanmıyorum. Artık bir şeydir. Bırakabilirim, kesebilirim. Bunu kısaltabilirim. Artık bir şey. Tırnak keser gibi bir şey. Allah bana bırakmış bunu. Ama eğer soğuk bir iklimde olsaydı, yüzümü korumam daha bir şey olsaydı şey derdim. Veya da eşim razı olsaydı bırakırdım şahsen. Her gün böyle tıraş olmayı sevmiyorum. Vakit harcıyor. Peki neyi sayıyor onlardan? Vefirul liha. Lihye liha. Sakalı bırakın buyuruyor. O halde sakalı bırakmak fıtrattandır. Yani fıtrat diyor İmam Nevevi bu hadisi şerh ederken, sünnetun min sünenil evli enbiya. Okey, onlar da o hadisin bir de devamı var, onu da okuyor. Bıyıkları da tıraş edin diyor kesin, Yahudilere inat. Evet, senin bıyıkla sakal aynı uzunlukta. Kendi din edin diye hadisine kendisi de uymuyor. İnanılacak gibi değil. Çelişki üstüne çelişki. Devam. Peygamber sünnetlerindendir. Onun için yani böyle telkin... Peygamber sünnetlerindendir diyor. Tanmaz herif. Bu kadar şey diyor. Dört mezhep ittifak etmiş, haramdır. İşte bazı istisnalar var. Biraz sonra ilginç bir istisna göreceksiniz. Kur'an'da niye bu konu yok? Niye bu tür ıvır zıvır konular yok? Kıldan tüyde. Niye bunların hadis kitapları, kıl üzerine bir sürü hadisler var? Hiç düşündün mü? Kıldan tüyden konular. Bir sürü tuvalete nasıl gelir, ayak, parmak falan... Kıl, tüy. Bunların dini bu. Niye? Fark edebiliyor musunuz? Kur'an'ı bir okudunuz mu? Ölülere, Yasin diye ölülere okumak yerine kendiniz için. Anlayarak bir mealden. Mealciler diyor işte Kur'an mealcileri falan. Peki hadis mealcisi olmuşsun sen? Ve de hadis mealcilerinin sözlerini dinliyorsun. Bu hadisin mealini sana aktarıyor. Sen o zaman hadis mealcisisin. Mealcilikten kurtulmadın. O zaman Arapça öğren. Hadis için Arapça öğrenmiyorsan, Kur'an için de öğrenme. Yani Kur'an olunca başka dilde okuyamazsın. Değil mi? Ama hadis olunca başka dilde okursun, adamlardan dinler öyle mi? Ah şeytana, seni nasıl kazıklamış? Halbuki din Arapların dini değil. Araplar senden bundan... Arapçayı çok daha iyi, bütün imamlarınızda Arapçayı çok daha iyi bilen o günün Mekke'nin şairleri, müşriklerinin bir kısmı, önemli bir kısmı Kur'an'ın mesajını kabul etmedi, anlamadı bile. Kur'an diyor, anlamadılar diyor. Anlamak için kafa lazım, akıl lazım. Ve hangi dilde olursa olsun diyor. E'acemiyyun ve arabiyyun, ister Acemce olsun, ister Arapça olsun. De ki o müminler için bir hidayettir, bir şifadır. Aha, mümin öyle... Paldır küldür inanan demek değildir, öyle sebepsiz inanan. Delile, hüccete, herhangi bir sebebe bağlı olarak iman eden, kabul eden demektir. Yoksa sizin yaptığınız zan olur, zan. Zan da haktan bir şey ifade etmez. Eğer varsa Müslüman bilecek ki bu şeytandan gelecek. Ama bazı sakal kesen Bediüzzaman gibi allameler varsa o İmam Şafii'ül mezheptir. Dolayısıyla kendi iştihadı olarak alacaksınız. Görüyor musunuz? Sahtekar herif. Bir yandan böyle haramdır. Kadın kaşını keserse haram olur. Şeytan işidir. Hadise göre haramdır. Dört mezhebe göre de haramdır. Bir mezhebin bir kavline göre haram değil. Ama Bediüzzaman bunu yaparsa tamam, o iyi sevaptır. Bu ne? Ayrıcalıklı bir din. Demek ki normal halka göre bir din kuralı var. Onlara haram oluyor kesinlikle. Ama adam müştehit oluyor. Müştehit. Sen ona ismi takıyorsun. Niye takıyorsun? Kelle sayıları oluyor. Güç. Güce tapan bir adam. Ama Bediüzzaman sayınırsa eğer hiç izleyeni olmasaydı bu adamın, bu garibanın. Eğer böyle şimdi nurcular falan olmasaydı, siyasette, iktisatta böyle güçleri olmasaydı, bu adam derler ki bu sapığın tekidir.
derdi, dediler de geçmişte. Adam güçlü olmayınca. Bana diyor ama yarın müritlerimin sayısı çoğalınca bu adam da bana katılacak. Bunun gibi münafıklar da katılacak bize. Eğer benim müritler olursa. İnşallah olmaz. Ama bizim benim gibi düşünenler bu tür sancılardan geçerek bütün riskleri arar düşünen insanlar, benim gibi böyle insanlar var. Onlar düşünüyorlar. Yoksa benim sözlerimi ezbere izleyen salak çıkmadı daha. Çıkmaz inşallah. Mümkün değil çünkü ben onları salak görüyorum. Birisi benim sözlerimi işte Edip Hoca Efendi böyle söyledi. Ooo gidiyoruz işte. O Hoca Efendi Hazretleri, Edip Hoca Efendi Hazretleri falan diye izliyorsa beni, o salaktır. Salaklar. Mürittir. Mürit, mukallit, sersemit. Yeni bir kelime oğlum. Sersemit. Mürit, mukallit, sersemit. O bir sersemittir. Sersemitler. Düşünün arkamda sersemitler. Ama sonunda katılacaktır. Belli bir güce ulaşırız inşallah. Ama o güce ulaşınca münafıklar, müşrikler falan bir bakarsın saf değiştireceklerdir. Onlar çünkü gerçeği aramıyorlar aslında. Daha önce çok karşıdırlar. Birdenbire bakarsın değiştirirler. Neyi değiştirirler? Menfaat için. Hani güç oraya doğru, gücün merkezi oraya doğru kayıyor ya. İşte evet. İslam ümmetinin felakete, rezalete, her türlü zulme. Tarih boyunca bir sürü insan öldürüldü bunlar tarafından. Mürted dediler öldürdüler işte. Peygamber'e hakaret etti diye öldürdüler bir sürü. Susturdular, zulmettiler. İnsanların düşünmesini engellediler. Soru soranları dövdüler, öldürdüler bunlar ya. Zalimlerin ta kendisi bunlar. Allah bunlara iktidar vermesin ama meydanı bulmuşlar, vaaz ediyorlar. Kafasına bir şey koyuyor. Üstüne bir şey, böyle süslü müslü şeyler etrafa. Tamam. Bazen böyle üzerine bir cübbe falan giyiyor böyle. Tam böyle papa gibi. Niye böyle yapıyorlar biliyor musun? Bakıyorlar ki muhatap salak. Muhatabı salaklaştırmışlar zaman içerisinde. Çocukluktan beri salaklaştırıyorlar sizi. Yani aranızda zeki olanlar var. Çoğunuz doğarken zeki, fıtrat ölere doğru. Ama fıtratınızı değiştirmeye çalışanlar bunlar. Sizi sorgulayan çocuklar olarak yetiştirmek yerine baba ne derse, hoca ne derse, din adamı ne derse onları böyle ezberleyen, kabul eden, sorgulamayan, böyleyse beyninizi böyle çelikten bir kutuya sokuyorlar. Gelişemiyor beynin. Onun için özgürlüğünü ilan et, beynini kurtar, çatlat. Yırt, yık o duvarları, bunların ördüğü dogmaları, hepsini reddet, beni de reddet. Beni izle demiyorum ki güzel kardeşim, sadece düşün. Düşünürsen, düşünmekten korkmazsan, birçok sorun gördüğün şey, karma karışık gördüğün şey düzelecektir. İnan ki, ilk başta biraz sıkıntı çekeceksin. Hani bir adam diyelim ki yürümesi engellenmiş çocukluktan beri. Ayakları cılız kalmış. Ben yürüyemem diyor artık sürekli. Yürüyemem, oturmuşsun. Ve o kalkamıyor da, bağlamışlar şeye. Ben yürüyemem diyor. Hakikaten bak ayaklarım cılız. Ve inandırmışlar. Tekrarla demişler. Benim ayaklarım beni taşıyamaz. Ve böyle inandırılmış. Ve zaten yürümediği için de ayakları hakikaten iyice cılızlaşıyor. Çünkü yürümekle kaslar gelişiyor. Yani self-fulfilling prophecy olmuş. Onun için bu şeye yavaş yavaş yürümeye düşeceksin biraz. Edip bizim kafamız karışıyor, sen kafamızı karışıyor, din de kalmadı. Olsun. Kafa karışıklığı çok önemli. Başlangıç. Felsefenin, hikmetin, gerçeği bulmanın başı, böyle ortamlarda yetişmişsen kafa karışıklığı olacaktır. Çünkü o dogmalar seni bağlamış, hepsini tek tek koparacaksın ve kendi ayağın üzerinde, iki ayağın üzerinde duracaksın, ayaklar cılız. O beynini çok kullanmamışsın. Ama kısa süre zarfında bakacaksın ki daha önce kafan karışık tıran şeylerin çok basit olduğunu öğreneceksin. Benim sözlerimi anlayamıyorsan bazılarını, bu ondandır. Halbuki söylediklerim çok basit. Ben Amerikalılar bunu tartışınca onların dini olmadığı için gayet normal görüyorlar. Aha! Hristiyanlıkla ilgili size anlatırlarsa mesela üçleme ya saçma bir şey ya. Hem Allah, hem Allah'ın oğlu,
Hem de Allah'ın ruhu aynı zamanda, nasıl olur? Hem birbirine eşit olur, hem birbirine farklı olur. Bir insan, yaratılmış bir insan nasıl aynı zamanda Allah olur? Allah yaratılmamıştır. Bu yaratılmış. Hem Allah hem insan olamaz. Çelişki. Bunu kavrayabiliyorsun. Ama gel bunu çocukluktan beri bu hurafelerle yetişmiş imanlı bir Hristiyan'a anlat. Mümkün değil. Kafası karışır. Anlamıyorum der. Tekrarlamaya çalışır. Ezberciliğe çalışır ve seni işte dinini çalmaya çalışan şeytan deccal olarak görmeye çalışır. Antikrist olarak görür. Sen de aynı şey. Bu işte bunun gibi bir sürü rezalet var. Bunları tanıyınız. Kendinizi bunların felaketlerinden koruyunuz. Geçenlerde dün işte Nihat Hatipoğlu'na sorular var. Ne saçma sapan sorular. Bir konu yapacağım onu daha sonra. Yani onu izleyenlerin sorduğu. Tuvalette gazete okumak haram mı? Bilmem şunu yaptım. Oyun oynarken karakter satın aldım. O karakteri daha sonra sattım. Bu haram mı? Bilmem okullar kapalıyken, açıkken okulların açılması haram mı? Böyle acayip sorular soruyorlar. Neyse. Selam ve sevgilerim.